Evet sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı sizlere Antalya, Alanya'dan seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda Mehmet Bey var. Mehmet Bey bu bölgede saç ekim alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de kendilerini ziyaret ettik. Bakalım yapmış olduğumuz işlemler neler, kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Röportajımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz öncelikle Mehmet Bey programımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz de hoş geldiniz Alanya'ya. Sizler nasılsınız? Hoş bulduk, bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey, öncelikle yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden evvel biraz sizleri tanıyalım. Bu işi ne kadar zamandır yapıyorsunuz? Ben anestezi teknikeri olarak başladığım meslek hayatıma yaklaşık 10 yıldır aktif bir şekilde çalışıyorum. Almış olduğum eğitimler ve programlar dahilinde klinik destek, praktör olarak mesleğime devam ediyorum. Bunun akabininde saç ekimiyle alakalı görüşme yaptığımız bazı tecrübeli profesyonel ekip arkadaşlarımızla yollarımızı birleştirme kararı aldık. Enerjimizi, gücümüzü bu şekilde aktif bir şekilde kullanmak istedik ve yeni bir anlaşma yaptık. Biz Alanya'da yaklaşık olarak bir ay evvel bu işe başladık ve ekibimizin de desteği ve profesyonelliğiyle bu işi böyle devam ettirmeye çalışıyoruz. Aslında yaklaşık bir aydır bu işin içerisine giriş yapmış bulunduk ekibimizle birlikte. Daha çiçeğimiz burnumuzda diyebiliriz ama yeni olmasına rağmen de güzel çalışmalar bu zamana kadar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Şimdi burada sizlerin öncelikle saç ekimle alakalı hazır sizleri programımıza davet etmişken için ehlinden dinlemek istiyorum. Şimdi öncelikle saç ekimi dediğimiz işlem nedir? Bize çok kısa saç ekiminden bahseder misiniz? Saç ekimi, saç dökülme sorunu yaşayan ya da saç kaybı olan hastalarda akabininde yaşadıkları seyrelmeler veya kellikli gibi sorunların kendi saç köklerinden alınan köklerle kalıcı ve doğal bir çözüm yoludur. Aslında burada işte seyrek saç ya da işte kellik gibi durumlarda doğal yöntemlerle aslında kişinin saçını gayet doğal ve sağlıklı şekilde gösterme biçimi diyebilirim. Peki bunun sağlığa zararlı bir noktası var mı? Bu saç ekimini kimlere yapabiliriz? Sağlığa zararlı bir tarafı yok. Yapılacak olan kişiler belli sayıda, yani dökülmesi artık tamamlanmış, saç dökülmesi azalmış kişiler için uygulanabilir. Ayrıca da kronik hastalıkları olmayacak, kalp, tansiyon, şeker gibi hastalıkları olmayacak kişilerde bu işlemler sağlıklı bir şekilde uygulanabilir. Peki sizler bunu şimdi Alanya bölgesinde gerçekleştiriyorsunuz. Bizzat sizler de işin başındasınız bu saç ekimi konusunda. Zaten birazdan bir yan ekranda burada Mehmet Bey'in yapmış olduğu örnek çalışmalara da sizler göz atabileceksiniz. Kişinin belli başlı saymış olduğunuz kronik hastalıkları yoksa dökülmesi tamamen durmuş demiştiniz zannediyorum. Bu kişilere saç ekimini gerçekleştirebiliyorsunuz. Tamamen dökülmesinin durmasına gerek yok. Dökülmesinin yavaşlaması, azalması yeterli ve başın arka kısmında, döner olarak tabir ettiğimiz bölgede başın arka kısmı ve yan kısımlarındaki köklerin yeterli sayı ve sıklıkta olması gerekiyor. Yani her kellik problemi yaşayan kişiye biz bu işlemi uygulayabiliriz diyemeyiz. Çünkü döner olarak almak istediğimiz parçaların o kişide mevcut sıklık ve sayıda olması gerekiyor. Peki bu saç ekimi yaptırmış olan kişiler gayet kendi normal saçları gibi kullanım konusunda herhangi bir problem ve sıkıntı yaşamıyorlar değil mi? Peki bu işlemlerin, işte saç ekim işleminin kalıcılığı ne kadar süre zarfında oluyor? Ya da ne kadar zamanlık bir ömür biçiliyor genelde? Ömür olarak kalıcı zaten bu yapmış olduğumuz işlem. Bu işlem yapıldıktan yaklaşık olarak bir aya kadar yapılan bölgede ufaktan dökülmeler olabilir, devam edebilir. Yalnız 3 ay, 6 ay gibi uzun vadeli sürede o ekmiş olduğumuz bölgedeki saçlar yeni eklenen köklerle beraber tekrar çıkmaya devam edecektir. 1 yıla kadar da saçlar tekrardan çıkmaya, çoğalmaya devam ediyor. Akabininde de 1 yılın sonunda da hastanın artık devamlı kullanacağı saç şekli, saç yapısı ortaya çıkmış oluyor ve bu şekilde hayatına devam edebilir. Peki bu kullanım açısından, günlük kullanım açısından bu işlemi size yaptırmış olan bir kişi bizim kendi doğal saçımız gibi kullanım alanında da bir zorluk yaşamaz değil mi? Yani doğal saç gibi saçını gayet işte kestirebilir, yıkama alanında bir ağrı, sızı vesaire bunların hiçbirini hissetmiyor. Doğal saç gibi demeyelim, zaten kendi saç köklerinden alıp yaptığımız için bu saç zaten doğal bir saç. Normal önceden saçı olduğu dönemlerdeki yaşantısı nasılsa aynen öyle yaşamasına devam edebilecek. Berberine de kuaförüne de gidecek.
saçını da tarayabilecek, gerekli bütün işlemlerini uygulayabilecek kendisi. Yani bu konuyla alakalı aslında saç ektirdiğinizi bile hissetmeyeceksiniz. Önceki saçınız nasılsa doğal bir şekilde de bunu kullanabileceksiniz. Kullanım açısından da aslında oldukça kolay diyebilirim bu noktada. Peki şimdi bu kadar kolay vesaire diyoruz ama elbette ki her işleyişte, yani her firmanın işleyişi de farklıdır baktığınızda. Haberlerde de görüyoruz, bu işlemler bazen hüsranla da sonuçlanabiliyor. İşin uzmanıyla çalışmalılar diyelim o halde bununla alakalı. Peki neye dikkat etsinler saç ekimiyle atıyorum bir yerle çalışmadan önce müşteriler? Ya ben şöyle bir küçük bir anekdot ekleyeyim. Mesela moda dendiği zaman akla ilk başta bir Londra, bir Paris gelir. Saat dendiği zaman ilk başta bir İsviçre gelir akla. Gerçekten saç ekimi dendiği zaman da tüm dünya üzerine Türkiye akla gelen bir yer. Yani Türkiye akla geliyor diye de her gördüğümüz saç ekim merkezine de koşmamıza gerek yok. Bu işin gerçekten profesyonel eğitimini almış, uzmanlığına ulaşmış ve yaptığı işlerin referans olarak sunabilecek yerlerle görüşülmesi gerekiyor. Ekibim adına çok rahat bir şekilde konuşabiliyorum. Çünkü ekibim 12 yıllık bir tecrübeye sahip ve yaptığı bütün işlerde garantili saç ekimi adı altında işlem yapıyoruz. A'dan Z'ye bütün eksik ve ihtiyaçlarıyla hastamızın ilgileniyoruz. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum konuyla alakalı bizleri de bilgilendirdiğiniz için. Röportajımızı bitirmeden önce bir sosyal mecra olabilir, bir web sitesi olabilir. İzleyenlerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler? Bunlarla alakalı bize bir mecra bırakırsanız seviniriz. London Hair Clinic Alanya diye bir Instagram sayfamız var. Aynı zamanda Google reklamlarda da, Google aramalarda da bizi bulabilirsiniz. Aslında bu kullanıcı adıyla, yani London Hair Clinic adıyla sizlere ulaşabilirler, iletişime geçebilirler, ön bir bilgilendirme için ulaşabilirler, arayabilirler aynı şekilde, ilgileniyorsunuzdur diye de düşünüyorum. Aynı şekilde zaten şu anda bizim bulunmuş olduğumuz yer Antalya Alanya'da, adres bilgilerini sizlerle paylaşacağız. Burada direkt Mehmet Bey ile iletişime geçebilirsiniz diyorum. Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim. Bitirmeden önce bizlere, izleyicilerimize söylemek istediğiniz son cümleleriniz varsa onları alıp röportajımızı sonlandıralım. Sizlere ve izleyicilere şimdiden teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalsınlar, kendilerine iyi baksınlar. Çok teşekkürler. Biz Mehmet Bey'le röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Saç ekim alanında Mehmet Bey'den sizler için bir takım bilgiler aldık. Tabii ki sizler de çok daha detaylı bilgilendirme istiyorsanız Mehmet Bey'in söylemiş olduğu sosyal mecralardan kendilerine ulaşabilir, konuyla alakalı çok daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Programımız Antalya Alanya'da yolculuğuna kaldığı yerden devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle, hoşça kalın diyoruz.